Merhaba arkadaşlar, ben sizin sorularınızı cevaplıyorum biliyorsunuz. Shark Furkan demiş ki, Shark Riddle mi, LS2 FF397 mi demiş. LS2 FF397 fosforlu olan, en azından fiber bir kabuğa sahip. O daha iyi, bir dakika göstereyim aynı zamanda. Evet, fosforlu parlayan LS2 FF397 diye geçen, ben FF397'yi seçerim. Çünkü en azından daha dayanıklı bir kabuk yapısına sahip. Shark Riddle de seçilebilir. Tabii o da hoş bir kask. Hani grafik çeşitleriyle gerçekten hoş bir kask. Ama kabuk dayanıklığı, geceliğin parlamasıyla beraber ben FF397'yi seçerdim. Şimdi o günde demiş ki 2000 TL'ye full face güneş vizörlü dış kabuğu sağlam güvenli kask var mı? Güneş vizörsüz kask yok o fiyatlara bizde, ama bir tık daha üstünde, 1,5 tık daha üstünde Q-Vest var. Q-Vest seçebilirsin. Şu Q-Vest'leri zaten biliyorsundur. Hani bakış açısı geniş, kalın bir cama sahip, bir vizöre sahip ama iç güneş vizörü yok. En azından çok iyi havalandırma kanalları var. 1500 grama yakın bir ağırlığı var. İyi havalandırması olan kasklardan bir tanesi. Güneş vizörsüz, spor sürüşe uygun, Double D bağlantılı, iyi pet yapısına sahip 1500 gramlık bir kask. Bu alınabilir bence. Hava çıkış kanalları da, giriş kanalları da gerçekten güzel. Bakış açısı da gayet geniş. Alıp neredeyse 5 yıl sorunsuz rahatlıkla kullanabilirsin. Veya şöyle bir şey yapabilirsin. Şu NXR alırsın, hani yine aynı özelliklere sahip neredeyse, yine spor sürüşlere uygun, güneş vizörsüz, dayanıklı, iç pet yapısı güzel, yine Double D ve iç petleri gerçekten güzel yapılmış bir kask alabilirsin ve en azından hani kaza sırasında şuradan çekip petleriyle beraber kafanı çıkartabilirsin, çıkartabilirler, kasktan tamamen ayırabilirler, Q-Vest'te öyle bir özellik yok. Onu alabilirsin. Diğer bir soruya geçelim. Alp demiş ki 1100 lira bütçeye uygun kask, mont, eldiven var mı? Hani o fiyatlara gerçekten çok dayanıklı şeyler yok elimde. Hani 1100 liraya kask, mont, eldiven gibi şeyler çıkmaz. Ama yakın bir şeyler çıkabilir. Ben diyorum ki hani Venom'un bu montunu al. Bu yazlık bir mont. Bunun adı neydi? Venom'un Spin Black diye geçiyor. Hani o fiyatlara çıkmayacaktır gerçekten. Ama Venom'un yazlık montunu alarak hem kol ayarlaması var, hem bileklerinde cırt cırt ve fermuarı var. Hem iç tarafı astarlı, astarı çıkartmadığın sürece sonbaharda da rahatlıkla kullanırsın. Ama hani kışın tabii ki üşütecektir. Bu 3 mevsimlik bir mont. Ama hani sonbaharın soğuk günlerinde de kullanamazsın. Bu montu alıp kullanabilirsin rahatlıkla. Bu mont olabilir dediğim gibi. Bunu önceki tanıtımda da görebilirsin. Axis kask alabilirsin o fiyatlara. Axis kask nasıldır dersen, tabii ki hani polikarbon bir yapıya sahip. Daha önceden bunu tartışmıştık. Polikarbon olarak görünüyordu. Bazı yerlerde galiba termoplastik yazıyordu. Polikarbon diye sonra bir arkadaş düzeltmişti beni. Nasıl bir yapısı var? Burun pedi var, çene pedi var, rüzgar dalgalanmalarını engelleyecek şekilde yapılmış çıkıntılara sahip. Arka tarafında idare edilemez bir hava çıkış kanalına sahip. Üst tarafında ve ön tarafında iyi hava alabilen bölümleri var. Mikrometrik bir tane bağlantısı var, iç pet yapısı fena değildir, iyidir ve kullanışlı bir kasktır. Ses geçirmediğinde bir tane arkadaş yorumlarda söylemişti. Ses çok az geçirdiğini. Onun yanına Venom'un bu VNP 582 olan eldivenlerini alabilirsin. Yazın rahatlıkla kullanabilirsin. Daha önceden de hani bunun detaylarını paylaştım. En azından hani bilek koruması var, yumruk korumaları var. Ama hani eklem yeri korumaları biraz zayıf. Eklem yeri koruması yok hatta. Bu rüzgar geçiren, iç tarafı dayanıklı şekilde yapılmış eldivenlerden bir tanesi. 1100 liraya çıkmayacaktır tabi. Hani ben olsam Axis kask yerine en azından Nex Esik 100 seçerim. En azından polikarbon ve kauçuk destekli bir kask. Daha önceden de tanıtımlarda zaten bunu göstermiştim. Nex Esik 100'ü neden tercih ediyorsunuz derseniz,
En azından hani bakış açısı geniş, burun pedi var. Ondan sonra çene pedi yok ama çıkıyor da hatırladığım kadarıyla. Mikrometrik bağlantısı var. İç pet yapısı güzel. Bir güneş füzörü var. Güneş füzörü de şuradan inip kalkıyor. Şuradan inip kalkıyor. Hani daha sonradan interkom alırsanız interkom şuraya konuyor. Şurada yanında bir tane boşluğu var. Oraya koyabiliyorsunuz. Ve o doğrudan iç kulaklıklara doğrudan oradan bağlayabiliyorsunuz. Bu da 1550 gramlık. Yine rüzgar tünelinde rahatlıkla süzebileceğiniz şekilde kafa sallanmanızı engelleyecek şekilde dış plastik yapısı var. Ve hani rahat açılıp kapanan, üst tarafında da hani elle idare edilebilir hava giriş kanalı olan bir kask. Hoş kask. Polikarbon kauçuk destekli. Yani onu alabilirsin. Tabii üst seviye kasklar hani saymakla bitmez. Yine Shoei'nin GT'leri, yine hani böyle ne denir? Commuter, scooter, touring de olabilir. Touring kask olarak da geçebilir. Bu GT Air'i alabilirsin. GT Air'in ne gibi özellikleri vardı? Çok iyi hava alabilen ön kanalları var. Ön hava çıkış giriş kanalı var. Kapattığı zaman yüksek hızlarda çıkmasını engelleyecek bir burada bir tık yeri var ve en azından hani kolaylıkla açılmasını engelliyor. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. İç petleri güzel. Kaza yaptıktan sonra şuradaki kırmızı bantları var. Bu kırmızı bantlardan çekip iç petlerinle beraber kafanızı çıkartabiliyorlar. Şurada bir güneş yüzörünü kaldırıp indirebileceğiniz yeri var. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle kaldırıp indirebiliyorsunuz. Üst hava giriş kanalı, arka çıkış kanalı, spoiler. Ve bu da 1450 gramlık kasklardan bir tanesi. İyi kasklardan bir tanesi. Bu da alınabilir. Camları kolay sökülüp takılıyor. Bir arkadaş sormuştu çünkü hani kolay sökülüp takılıyor mu camları. Ben Shark kaskın galiba Skivol olanı mıydı? Spartan olanı mıydı galiba? Onu çıkartamadım. Onu da bir önceki videoda çıkartıp göstermiştik. Bir arkadaşımız daha da Eren demiş ki FF323 çok ses alır mı? Yani benim bildiğim çok fazla ses almıyor. Ama hani kulaklık yerleri var. O kulaklık yerleri çok fazla hani kulaklık yeri gibi değil de biraz daha hani kulakların için tam kulaklık yeri gibi yapılmamış aslında. Bir dakika göstereceğim. Şöyle 323 Isaac Vinales kapalı kask. Bu 1400 lira civarındaymış. Ön işte şöyle açılabilir bir tane hava kanalı var, üst hava kanalları var, arka hava çıkış kanalı var. Bu renkli bir modeli. Bunun hani çeşitleri çok fazla yok elimizde. Galiba bu da tek kaldığı için sitemizde linki yok. Bu da zaten X-Large modeli. Yani ön taraftan şöyle kapandığı zaman tutabilen bir yeri var. Spor modeller için yapılmış bu da. Burun pedi var. Bir tane çene pedi var. Double D bir bağlantısı var. İç kısmındaki bölümde pedleri güzel ayarlanmış. Şeyden sonra çıkabilecek, şu kazadan sonra çıkabilecek şu şekilde iki tane kırmızı banta sahip. Bunun ağırlığı 1390 gram ECE 2205 sertifikasına sahip. Bu arka tarafında da hava çıkış kanalları var. Gerçekten iyi kaslardan bir tanesi. Ses alır mı? Çok sanmıyorum. Hani denemediğim için şey yapamıyorum. Belki bilen bir arkadaş vardır. Ses alıp almadığını söyleyebilir. Intercom için şurada hani ses kulaklık yuvaları var mı? Evet var. Ama hani intercom için kulaklık intercom'u takmanız gerekirse şöyle şuraya sıkıştırıp buraya takmanız gerekir. Oradan iç tarafa kulaklığın kablolarını geçirebilirsiniz. Pin lock bağlantıları var. Detaylara gelince gerçekten güzel bir kask. Güzel bir tercih olur bu kask. Bir de Eren demiş ki CBR125 1000-1500 lira civarı bir kask önerebilirsin. CBR125 için 1000-1500 lira civarı bir kask önerebilir misin? Yani 1500 liraya CBR spor sürüş olduğu için o sürüşe uygun iyi hava alabilen bir kask takmak gerekiyor. Onlardan bir tanesi hani 1500 liralık
spor bir kask dersen hani bu var aslında. Hani bu demin gösterdiğim var. Ondan sonra tabii ki Shoei'ler geliyor. Yani spor sürüşe daha uygun olduğu için Shoei'leri gösteriyorum. NXR var. Tabii fiyatları çok farklı. Q-West var. Bunları da daha önceki tanıtımda görmüşsündür zaten. Ya da işte ben bir tane buraya link eklerim. Oradan bakabilirsin. Spartan var. Spartan önerebilirim. O da o 2000 lirayı biraz geçkin civarda olması lazım. Bunu önerebilirim. Ayrıca hani spor sürüş için 1500 lira arasında yine spor sürüş için bu olabilir. Vector Evo. Hani biraz daha aslında bu biraz scooter'a, commuter'a falan uygun. Aslında hani çok spor sürüş kaskı değil ama hani alanlar var. Ama hani spor sürüşe uygun şekilde yaptığınız zaman bu ortalama bir hava almaya sahip olacaktır. Yani çok ön tarafını şey yaparsa, hani bu yaparsa pin lock bağlantılarından bir tane içine pin lock alıp kullanabilirsiniz. Ama hani sen 1000-1500 liraya dediğin için böyle söylüyorum tabii. Yani olabilir, kullanılabilir. Ha, bir de Hasan diye bir arkadaş demiş ki MT-125 için kask önerir misiniz demiş. MT-125 için de bu kask olabilir Hasan. Yani bu MT-125 için hatta ideal bir kask. Ama biraz daha hani böyle şey olsun istiyorsan, ne denir, değişik yapıda bir kask istiyorsan Shark Drag Evoke alabilirsin. Onu daha önceden tanıtmıştım. Onun bir sürü çeşidi var zaten. Bir dakika getireyim onu da. Yani göstermiştim bunu daha önce ama sana da göstereyim. Hani Touring ve Chopper kullanıcıları bunu seçiyor ama MT-125'e de bence çok iyi. Ama tabii ki hani şunu söylemeliyim. Şimdi bu maskeli ve çıkan bir kask. Maskesi çıkan bir kask. O yüzden hani çene koruması yok. Hani şu çenenizi korur mu dayanıklı mı? Hayır, değil. Yani bu bir ne denir? Gösteriş kaskı daha doğrusu. Hani kabuğu dayanıklı ama ön çeneden aldığınız darbelerin hiçbir tanesini emmez, engellemez. Bu da hani çok fazla işe yarayacağını zannetmiyorum. Çenenize kadar kapatıyor ama yani çok işe yarayacağını zannetmiyorum. Yani bunu öneririm dersem de kaza sırasında kaza yaşarsanız önermiyorum daha doğrusu. Bu sıkıntılı, sorun çıkartabilir gerçekten. Tamam, hani 1300 lira bütçe var demişsin. Bence yine LSK FF397 Stream Evo olabilir. MT125'i de güzel gelecektir. Hem de seni çok iyi koruyacaktır. Çünkü fiber alaşıma sahip bir kask. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Buna uygun hani eğer hani yorum yaparsanız, hani ben bir sürü şey çıkarttım, hepsini beraber sundum, tek bir videoda paylaşmadım, çok uzun oluyor çünkü video. Linklerimi zaten aşağıya ekleyeceğim bunların, hani çoğunu, bazen hepsinin linkini eklemeyi ya da aynı linkleri eklemeyi unutuyorum. O zaman haber verin, ben size hani linklerini tekrar ekleyeyim, düzelteyim onları. Onun için de kusura bakmayın. Bazen hani hangi kaskı tanıttığımı videoyu tekrar seyrettiğim zaman hepsini linkini, bazılarının linkini unutabiliyorum. Şimdilik önereceklerim bunlar arkadaşlar. Unuttuğum bir şey varsa zaten hafta içi de gelip çekim yapacağım ben. O çekimlerde bana daha önceden paylaştığınız yorumlarda şunu paylaşmadım veya işte şu yoktu paylaşımda deyip o videoları da çekmemi sağlayabilirsiniz. Bazen unutuyorum, kusura bakmayın, çok yorum geliyor. Hepinize iyi sürüşler.